Herkese selamun aleyküm. Yepyeni videoda karşınızdayız. İlk videolarda burada çekerdim, hatırlıyorsanız böyle kapının önünde çekerdim. Bugün de böyle aklıma geldi, böyle kümesi de çekmek istedim. Kümesi önünde başlayalım dedik. Valla temizliğimizi yaptık. Bir bahçeyi süpürmesi kaldı. Onu da videodan sonra süpüreceğim, temizleyeceğim. Güzel bir temizliğimizi yaptık. Ramazan sağ olsun. Kardeşim benim geldi. Tümör ozanın taşlarını kestik, taş ayarını yaptık. Şimdi ben sadece çok dibden kestiğimiz için birkaç gün bekleyeceğim. Şimdi taş ağrıları oldu. Tümör ozunu da taşı aldığı zaman en az bir hafta kadar elleyemeyeceğim. Sonra toplamalarını ben yapacağım zaten. İşte tüy zamanı geldi. Tam taş alma fırsatlarımızda tam zamanı. Zaten tüyden çıkana kadar, edene kadar bunlar istediğin, yani herkesin bir taş kıvamı vardı. İstediği bir taş uzunluğu vardı. Ben de istediğim taş uzunluğuna gelecek şekilde ayarladım. Kestik. Hem onları gösterelim. Yine orozları gösterelim. Böyle yine arada küçük küçük tüyolar verebilirim. Bakarsınız. Arada paylaşırım. Yani bence böyle daha iyi oluyor. Şimdi birkaç kişi kızıyor bana. Geçen videoda dedim ki bir horozlar ne durumda bakalım diye başlık atmışım. Birkaç kişi böyle yazıyorlar. Orada yazsalar hani biz daha iyi olacak ama şeyde yazıyorlar. Abi diyor başlığı diyor farklı atıyorsun diyor. Allah'tan baktık diyor. Yine diyor kızmışsın o işte öyle böyle derken baktık diyor bilgi paylaşıyorsun diyor. Aslında başlık atmıyorsun diyor. Bilmiyorum iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyorum. Zaten adamın aslında yani şeyi de belli. Ne diyor? Bakmayacaktım diyor. Ya izleyince diyor baktım içinde hem olay gösteriyor bilgi paylaşınca diyor. İyi ki izlemişim diyor. Ha demek ki izlemeyecekmiş yani. Başlığa göre hareket ediyorlar. Biz de böyle başlık atarız. Arada video paylaşırız. Yani pardon horoz paylaşırız. Bilgi paylaşırız. Öyle devam ederiz. Gel kızım kümesimizi göstereyim. Bak tertemiz yaptık. Böyle temizledik. Sularını, yemlerini. Bunlar benim 2 günlük rutinlerim yani. 2 günde bir yaparım. Şimdi yaz günü, kış günü, yani pardon yaz günü her güne düşürürüm. Kışın 2 gün, arada bir 3. gün yaparım. Çünkü yazın çok su içiyorlar, bir de ayaklarını basıyorlar. Yazın biraz daha horozlar neşeli oluyorlar. Şimdi tüy zamanı tamamen tüye girdikleri zaman Hint horozu biraz ağırlaşır, solgunlaşır. Böyle karın ağrısından, vücut ağrısından biraz sakin olur. Fazla böyle yemleri pis etmez. Ama işin neşeleri yerinde olduğu için, bakımları da iyi olduğu için ne yapıyor bu sefer? Yerinde durmuyor. Bak en başta kesiciklerin bir tanesi. Ben geveze horozu sevmem. Ben huysuz horozu sevmem. Bak Necdet gönderdi. Hiçbir kusuru yok. Tek kusuru bu öyle geveze olması. İlk kesilecek listelerinden en başta. Görüyorsunuz. Gel. Şöyle bakalım kaslarınızı. Bugün de böyle bir video olsun. Valla benim 2400'üm taşılan bunlar artık da ay emekli Şubat'ta 2 yaşına girecekler. Bunlar emekli ayrılacağım bunlara. Bunlar benim göz bebeğim. Nefes aldığım sürece hem ben hem bunu kesmeyeceğim olur. Çil olur, gerek olur. Yani bu kümeste tamamen özgürlük buna ait. Var olacak, yaşayacak horoz. Zaten geçen videoda göstermiştik herhalde. O yüzden şimdi ben arabalarımı göstereyim. Oğlunu göstereyim. Bak nasıl kaleli yavru almışız. Oğluyla yan yana bırakalım. 5,5 tane kısa. Kalemden kısa. Kasadan geniş. Tüy de şimdi zaten boyunları görüyorsunuz. Horoza biraz zaman sonra tam döküme başlamadı. Tam döküme başladı mı? Biraz daha sakinleşecekler. Vücut aralarından, karın arasından ishal döker başlarlar. Bakımlar iyi olacak. Onu da biz düzelteceğiz. O oğlu hani kırgıldı, bayağı düzeldi. Bu da onun babası. Ama şimdiken oğlan bir dikilsin, baba gibi de babadan uzun yani. Bak bir onu göster, bir onu göster. Yani eşlediğiniz zaman eşlemeler önemli, buradan göreceksiniz. Ne kadar güzel oldu. Onu çeksek, bizimle böyle konuşurum. Hem oğlanı bak, oğlu burada yanında. Görüyor musunuz? Kalem gibi. Bakın yani her şey ortada. Tabi büyüdüğü zaman ibiği dönecek ona. Onun gibi gülü bitti aslında ama küçük şimdi. Orada öttükten sonra, kromuna geldikten sonra o vücut şey yani fiziken değil ama kafa şekli olarak, tüy yapısı olarak babanın aynısı olmuş. Görüyorsunuz kısa bir oroz ama istediğimiz zaman boylu alma imkanımız oluyor. Eşlemede
işaretler çok önemli. Yani her zaman bunların daha ayrıntıdan bahsedeceğim. Mesela bu eşleme tüyoların da şeyden bahsedeceğim. Ha şimdi diyeceksiniz ki neden şimdi değil? Ben her şeyin zamanını bilirim. Üstüme yük almam asla. Benim hayat prensipleri, herkesin hayat prensibi vardır. Olmayanlar da vardır. Hayat prensibi olmayanlar zaten bu dünyada var. Hiçbir şey sahip olamayacaklar. Ben şimdi anlatırım. Zamansız yavru sevmediğim için, zulmünü, zorluğunu çektiğim için bak hep size ne tüy dökmeleri var, ne bir şeyler var, zorlanıyoruz. Zamansız yavru aldığım için işte bu kadar zor oluyor. Aldım diyeceğim. Şu anda bir ay sonra başlarım eşlemelerde. Hangi rengi nasıl isteriz? Bir tavukta, bir horozda uyum hani işaretlere baktığımız zaman kilo ayarını yaptığımız gibi vücut tüyünden de ne renk alacağımızı size göstereceğim. Ama böyle bunu eşekler dinlemeyecek. Yani bunlar akıllı adamlar dinleyecek. Herif adamlar dinleyecek ki anlasın böyle. Gidip ona buna danışarak bak bir tane Maraşlı Murat kardeşim. Bir tane çok ünlü horozcuların şeyinde hatta burada yazdı altta paylaştı. Okuyanlar daha iyi bilir. Alt yazıda arada bir okuyun. Millet ne yazmış diye bakın. Ne demiş orada? Abi diyor gerçekten diyor haklıymışsın diyor. Şimdi sana tamamen inandım diyor. Bir paylaştım diyor. Birkaç ben de yayına bağlandım diyor. Bir iki şey söyledim diyor. Adamların diyor ağzı açta kaldı. Hepsinin diyor standart bir lafı var. Al dövmüşü 10 müsabaka yapmışı. Al 10 müsabaka yapmış 5 müsabaka kızına diyor. Çözüm bu diyorlar. Hepsi diyor ben diyor senin birkaç tanesini paylaşınca diyor şok orada diyor, sustular diyor. Öyle bir şey olamaz dediler diyor. Ya düşünebiliyor musun işte anla bir şey siz hayat prensibi de bir prensip olacak. Ben ne diyorum şimdi almayacak. Şimdi bahsedeceğim adam dayanamayacak. Yavru alacak. Neden alacak? Zamansız uğraşacak bir insan kendinin yaşamak istemediği şeyi başkasına yaşatmaz. Eğer yaşatıyorsa bu adam adam değildir. Bu adam karaktersizdir. Ben kendimi öyle düşünüyorum. Yanlış mıyım doğru muyum bilemem. O yüzden eşimi de böyle horoz göstereceğiz. Bak bu da bir bilgi işte. Yani ne nasıl bilgi? Doğru zamanda alma bilgisi. Ha, satıcı adam her zaman alır. O ayrı konu. 3 aylıkken, 2 aylıkken, 1 aylıkken satıyorlar bunları. Yani o adam için Eylül'de almış, Ocak'ta almış, Kasım'da almış, Haziran'da almış. Onlar için sıkıntı değil. Ama horozculuğu dolu dolu yaşamak isteyenler, kahve gitmek isteyenler veya zevkiye de baksa horozun en sağlıklı şekilde büyümesini isteyenler. Bunlar benim dediğim şeylere dikkat eder. Ama böyle satıcı adamlar. Ya onlar Eylül'de alsan olur, Aralık'ta alsan olur, Kasım'da alsan olur, Haziran'da, Nisan'da alsan olur. Zaten çoğusu biri. Böyle konuşuyorum biliyorum. Onlara biz ne desek boş. Onlar her zaman da alır. Ama biz gerçekten niye söylüyorum? Ya dolu dolu yaşamak isteyenleri, horozculuğu anlatalım. Biz bunlara her şeyin vakti, zamanı geldiğinde anlatalım. Anlatabiliyor muyum? İşte yavru aldığım zaman böyle bir kısa bir yavru, böyle bir boylu bir yavru. Hani bir yavru rahatsız, tamam mı? Yoksa baba gibi, babadan bir karış boylu yani. Anlatabiliyor muyum? Bir karış boylu babadan. Gel şimdi şöyle bakalım, şimdi yan bak, şöyle orada bak. Gel. Abi o küllüğü de çok ölümden döndürdüm bunu. O Bilecik'ten aldım kardeşi. Gel. Şöyle bir toz atalım, gelir zaten. Gel. Ayağında hafif bir sekme var. Altında şey var. Onu da kapatacağım ama tam olarak düzelsin. İstim kıyımına gelsin. Bak bu horozu şimdi anlatacağım. Şimdi isteyen çok bilmişler de yazabilir. Sıkıntımız yok. Bunu nasıl bir tavuktan nasıl bir horozdan çıkardın? Hiç kimse merak ettim. Hani usta herkes diyor biz seni dinleriz diyorlar. Bak bunu göstermiştim diyorlar. Hiç kimse sordu mu nasıl bir renk horozdan? Nasıl bir tavuktan? Çıkardım. Neden böyle çıktı? Ve kardeşin diğeri de aynı çıktı. Onda hafifçe sırtına kırmızı oldu. Bunda olmadı. Böyle bir kırmızı oldu. Badem bir tavuktan çıkardım. Badem tavuk ne renk atar? Soruyorum size. Işte. Ya alakan atar. Kar yağdı atar. Yani kar yağdı ayrıdır. Çapar ayrıdır. Bakın bunu unutmayın. Bu da bir bilgi. Kar yağ dediğim kırmızı beyaz. Arada başka bir hafif renkler olur. Biraz daha renk çoğalırsa badem sayarsın. Şimdi ne olur? Yani badem dediğim orada sarısı rengi olur. Üstünde hafif yeşilimsi, koyu yeşilimsi olur. Kırmızı olur. Kırmızı ya ağırlıklıysa buna çapar deriz. Ama sadece siyah beyaz ise, pardon kar yağdı deriz kırmızı beyazsa. Ama sadece siyah beyaz ise ne deriz? Çapar deriz. Şimdi böyle bir horozdan, badem bir tavuktan böyle bir küllü yavru çıkmak. Yani siz bunu hesaplayın. Çıkarabiliyorsunuz. Demek istediğimi anlayın. Bu iş öyle kolay değil. Yani her anlatıyoruz. Şimdi bu horozu kapatalım. Diğer horozu çıkaralım. Yani muhafazı gibi bir horozu. Bu da benim oğlum.
2400. Hala önünde oruz. Yapmadılar yani abi, olmadı. Yani bu sene istemedi halde bile. Kördü. Kasaya vurdu. Boydan biraz kısa. Kilosu yine aynı. 2500 bastı. Yani 2500 geçmiyor ama kasa iyileşti böyle. Otur öyle çıkarsın. Neyse. Şimdi bakın. Bunu ne oldu? Can babacığım. Bunu ne oldu? Toprağımda var. Çapar pirinçlerden. Kumruz'un kızlarından yavru aldı. Toprağım küçüktü. İki aylık mı? Üç aylık bir şey. Tutmuş görmüş. Ya bana anlattığını söylüyorum. Biz şimdi onun yalancısıyız. Ha, yalan konuşuyor demiyorum yani. Biz onun yalancısıyız. Onun kullandığı kelimelerden bahsedeceğim. Abi diyor, parmak istiyorsun. Hem atkı, el, çabuk, sistem yani muazzam diyor yani böyle. Uydurduk. Şimdi misal Apo ile tartışma yapıyoruz. Bakın. Şimdi bu Apo benim bu hayatta en sevdiğim arkadaş olarak iki şahıstan biri. Bir Ramazan'dır, bir Apo'dur. Sohbet ettiğim olarak söylüyorum. Çünkü yıllardır bunlar arkadaşı. Sağ olsun bak, Ramazan bir lafımla aldı canavara, geldi. Evde taşlarını kestik. Horozların. Hatta burada taşlarına da bakabilirsin. Şimdi şey yaparken horozlara dikkat edin. Taşlarını almışım. Şimdi mesela misal bana diyor ki diyor, bu kadar hani uzatacak yerine diyor. Herkesin bak bilgi seviyesi. Apo bilgisi demiyorum. Apo da çoğu %80'le bilgi olarak kat kat basar. Ama şimdi belin arasına gelirsek bazı şeyleri yaşarken, hatta buna bir lafı var meşhur. Diyor ki sen yine diyor affedersiniz ama bir evlilik yapıyorsun diyor. Her şeyi tam olarak anlatmıyorsun diyor. Nasıl böyle oluyor diyor. Ben de diyor hala çözemedim diyor. Bir yerde diyor bir sır saklıyorsun diyor. Mesela o bile hala söylüyor. Şimdi oraya geleceğim. Diyor ki mesela 2400'ü diyor. Kumar rozundan kız çıkarak ulaşana kadar diyor. Diye kumar rozunu diyor. Dön baş doğa vurabilirdin diyor mesela. Alın size bilgi, bak şimdi bir bilgi. Eşlem olarak ne anlarsanız artık da bu bilgi paylaşayım. Şimdi ben Kumaroz'u ile bunları eşlemek istedim. Yani bu 2 yıllık mazim, hatta toprağım biliyor. Yakup bize Necdet biliyor. Bunları bahsettim, bunları Apo'ya bahsettim, Ramazan'a bahsettim. 2 yıllık benim bu projem. Ne dedim, her şey 2 yıl, 3 bilemedim en fazla. O da 3. yılda tamamen istediğin kaliteyi çıkarırsın. Kumaroz'unu dön başta vurduğum zaman olmayacaktı. Nasıl olmayacaktı? İstediğim boyda alamayacaktım. İstediğim kemik yapısını alamayacaktım. Anlatabildim mi? Ben kumar rozunu hafif kemiklendirip biraz daha yukarı çıkarmam lazım. Anladın mı? Kumar rozu bildiğiniz yani. Tamamen kumar rozu. Yani böyle Allah da değil. Bu yavruyken Urfa'lı bir arkadaşlar, minibüsçü bir arkadaşlar birlikte gelmiştiler. Orada onlara izlettim bunları. Hatta aldı orozlarla izlettim. Çok minibüsçü arkadaş buraya adam getirdi benim eski. Yani minibüsçülük yıllarca yaptığım için. Bazılarına geldi kapımda iki horozu, yani kendi horozlarımı attım dedi. Kum horozunu veren birisi bir yerden horoz almış. Ya iş bulundu diye bakıyorum Urfa'dan, bilmiyorum artık, hatırlamıyorum. Başka minibüsçü arkadaş getirmişti. Tanıyorlar beni. İyi paraya da horoz almıştı. Orada izlettim. Attım kum horozunu. 3-5 dakika öyle. Sonra hani dedim ki bir çirbe çıktı hani ya, yarım kemiği kırar diyordum her zaman. Ve aldı, iyi parayı aldı orozu. 12 dakikada hatta ringe düştü. Ayağını takıldı, ringe düştü. Orozların üstüne düştü. Orozu almak için o hale getirdim yani. 12 dakika sürdü. Oradan diyor, gerçekten diyor, hatta çok müthiş bir para verdiler. Maddiyatı burada söylemek istemiyorum. Bazıları diyor, söyleme diyor. Yani kanala bir şey oluyor diyor. Yani şu andaki 3 dövmüş, 4 müsakabı yapmış oroz parası verdiler. İyi, Allah razı olsun yani. Keselerine bereket vermedi. Şimdi oraya geleceğim. Ben dön baş tava bunun yani 2-4'sünün bacısına vurduğum zaman kemikten inceleyecektim. Tavuk müthiş bir tavuk. Yine de Türkiye'nin benim gözümde bir numara tavuk. Ama eksisi var. Ne var? Horoz, bu tavuk biraz mesela bak ince kemik horoz vurmuşuz. Kötü mü? Değil. Olmayacaktı. Asla bak o da bir tavuk. Ama ince kemik olacak yani. Tavuk biraz kuş kemik. Biz bunu kalınlaştırmamız lazım. Eşini anlatabilir mi? Biraz daha kabalaştırmamız lazım. Şimdi vurduğum zaman olmayacaktı. Yavru iyi olacaktı. Veyahut da biraz daha 2-400 oldu. Yani altta girip çıktığı için. Bu da olduğu için ne yapacaktı? Çok altta girme olacaktı. Eline çabuk olabilir, kırıcı yeri vurabilir, açı olabilir. O beni ilgilendirmez. Ama ben ne yaptım? Tayı bir tavuğu aldım. Tayı tavuğu zaten o tavuk pazarda gözlerine baktığım zaman tavukla ben konuşurum.
Şimdi buna inanmayacaksınız ama burada benim kızım yaşıyor. Bu olayları yaşıyor. Misal bak İsmail geldi. Sadece aldım şöyle tavukta göz göze geldim. İki dakika sonra İsmail'e tek 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 her şeyini harfiye tavuğun nesini saydım. Çocuk da şaşırdı, benim kardeşim de şaşırdı yani İsmail. O benim kardeşim olarak gördüğü için söylüyor. Ama ben ne yapmam gerekiyordu? Kumarozunu hafif kemiklendirip biraz daha karıştırıp yani şöyle söyleyeyim, nasıl anlatayım şimdi? Öyle bir şey anlatayım ki şimdi yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Yoksa benim bildiğim tarzı anlatırım. Ama çoğusu anlamıyor. Özelden bas 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 yazmaya başlıyorlar. Şimdi tayı tavuk kasalı, kemikli, üst boğuşan, güzel bir yağ, yani üst boğuşan asla aşağı inmeyen bir tavuk. Kumarozunu vurdu. Araki yavrular alttan gezer olabilirdi. Ama o da hep 3-5 dakika gezer. Sonra ne oldu? Bak. Bir tanesi var. Sen bileceği verdim. 1-2-3 dakika gezer. Çıktığı zaman paydos ettim. Bir Arap yavrum var. Full sistem. Yani ne demek istedim, anladın mı? Ben bunun tavuğa çeken tarafından kızlar sakladım. Çapar peşleri sakladım. Anlatabiliyor muyum? Ne oldu? Çapar tarafına vurak. Biraz yani tayı tarafına biraz daha yakın tutup işte iki tane ayırdım. Şimdi buna 2-400'ü vurdum. 2-400'ü kemik yapısı fena değil. O da güzel. Kız kardeş gibi değil. Kasalı vururuz. Yani demek istedim şunu anladım. Tayı tavuktan da kasa yaptım. Yapmam lazımdı. Yani daha doğrusu bak bunu anlayın. Bu en büyük bir bilgi. Sizin için bilgi olmayabilir. Ama benim için bu yani bir vururuzun nasıl anlatayım sana. Kaşından gözünden daha önemli şey bu. Kasa katmam lazım. Hafif böyle. Hem boya hem kasa. Tayı tavuk boya katacaktı. Biliyorum kızlarına boy verme özelliği verecek. Şimdi vurdum, aldım, bunu vurdum. Ne oldu? Toplamdaki yavru soprağın burada yazsın. Nasıl olacağını yazsın. Kalem gibi olacak. Kitap gibi olacak. Üçgen vücut olacak. Yani anlatabiliyor muyum? Babasından boylu olacak. Babasından biraz daha kemiği daha güzel olacak. Yani bu biraz daha kasalı. Kemiği iyi olacak. Kasadan uzun olacak. Anlatabildim mi? Sistem. Tayı tavuk. Kızlarına ne vurdu? Ne verdi? Üstten. Hatta çapar pirinçleri izlettim size. Nasıl bastı? Çift taraflı atkıma yapar. Anlatabildim mi? Ben kumarozunu yukarı çıkaracağını biliyorum. Ne yaptım? Yukarı çıkardım. Bunu aldım. Bunu da vurdum. Pirinçler tayı tarafına çektirdiğim için. Yani, diyorsun ki hani pirinçler çekmezdi. İşte bazı zaman hani karışık kuşlar da. İki siyah vurmuşum. Neden çapar çıkmışım? Örneğini buradan öğrenin yani. Bak iki siyah vurmuşum. Çapar almışım. Bile aldım. Anlatabildim mi size bunu? Bile aldım. Yoksa başka bir tavuk eşlerim simsiyah bir pirinç de alabilirim. Ama bana o lazım değil. Ben bunu siyah çıkarırsam kumarozunu çıkarmış olacaktım. Hiçbir anlamı kalmayacaktı. Ama hatta bir Japon videom vardı. Kızlarını gösterirken size anlatırım. Bunu baba istiyorsan bundan alacaksın. Karışık istiyorsan bundan alacaksın. Ana tarafı istiyorsan daha çok da anlatmıştım size. İşte ne yaptım? Aldım. Bunu vurdum. İşte toprağım yaşayacak. Canlı canlı yaşayacak. Her şeyi göreceğiz yani böyle. Anlatabildim mi? Bu bilgiyi defalarca dinleyin. O yavruyu toprağın büyüdüğü zaman nasıl olursa bize çekecek. Ben de burada video olarak videoya ekleme yapacağım. Size atacağım. İdmanını da göstereceğim. Feste birer dakikalı bir şey dakikalı. Feste hikaye bölümlerinde paylaşacağım. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Ama orada izlerseniz Instagram'da daha doğrusu Instagram'a da bir yani abone olun. Çünkü Feste 5000 abone sayım dolu olduğu için kaç dakika oldu? Kapatalım. Dolu olduğu için ne yapıyoruz? Instagram'da önemli değil. İstekleri kabul edemiyorum mesela. 5 kişi dolmuş istek atıyorlar bir fesle edemiyorum. Instagram'da yani izlemiş olursunuz. Ve son şunu da kapattık. Durdur kızım şunu da kapatalım. Bir oraz daha çıkaralım. 25 dakikada kapatalım hocam. Şimdi. Anlatabilir miyim? Şimdi bir oraz daha çıkaracağım ama bunun önce bir olay anlatacağım size. 25'i tamamlayalım. Fazla da uzun olmasın. Hani sıkmayalım sizleri. Ama bak bilgilerim benim için bak. Eğer usta olarak görüyorsanız benim için kralını paylaşıyorum şu anda. En harikasını. 2400'lerin el yani tonajından bahsedeceğim. Ama ben 2400'lerin tonajını her damızlığa koymam lazım. Şimdi ispatını yaşayacağız. Küçük apo bir Allah. Allah-u Teala bir apo içi demiş. Üçümüz yaşadığımız için söylüyorum. Yani Allah biliyor ya. Allah'ın bildiğini kuldan saklamayız. Bununla bu yavruyu kaldırdım. Ya sırf diyeceksin küle niye kaldırdın? Uzun süre ben bunu görmemiştim. Bir Arap yavruyu gördüm. Çocuktu o zamanlar. Şu yavruyu. Geçen apo geldiğinde dedi ya bu nasıl acaba dedim ki apo dedim. Hani Arap'ta gösterdi ki ya dedim bir görelim mi dedim. Yok dedi. Apo'nun suçu yok. Burada tamamen kabahat benim yani.
Ben dedim ki yapalım, dur göstereyim dedim, görürsün dedim. Bir sistem olmuş dedim, böyle böyle ciddi misin dedi. Dedim ki atma ya, aksilik olur dedi. Adam da ağzından çıktı yani. Neyse attık. 2,5 dakika olmadı, 2 dakika olmadı. Şimdi bir uzun el katılına bakın. Kaç defa yaşadığınızı anlatın. Şimdi illa diyecekler, ben yaşadım diyecekler ama uzatsam daha farklı olacak. Gel bakayım benim olacak. Kilolar denk, boylar denk. Şunun kaş yapısını çek. Yüzündeki, gözünüzdeki yaranın geçmesini bekledim. Tamam mı? Şimdi bir de bu tarafa çek olacağım. Şöyle gel. Dur oğlum. Ya bekle be babacım ya. Al bir dur. Görüyorsunuz değil mi? Kaşını kır. Kemik tamamen içeri göçtü. Kaş kalmadı yani. Bu katırlı eli ben her hayvana sokmam lazım. Bunu kumar uzununa da sokmam gerekiyordu da. Açık açık anlayın yani bazı şeyleri. 2400'lerdeki el kalitesi yok kardeşim yani. Türkiye'de 10 tane kaliteli uzun varsa yemin ediyorum 8 tanesi yok. Kalitesi tabii ki var. Bak el kalitesi olarak sokuyorum. Bak el kalitesi diyorum. Başka anlamayın. Şimdi toprağım yaşadı. Yani 2400'lerin dön baştan çıkan için hazır. Benim çilim ya. Damız aydır çilmez kardeşim. Bir posta küçüğü. Hazırdı. İdmanlıydı. Kendi gördü. Bunları anne baba aynı. Bunlar dön başına oldu. İnanır mısınız? İnanmaz mısınız? Hatta paylaşacaktım. Peki paylaştım da hatırlamıyorum. Ne yaptı? Hazır. Çünkü idman veremiyordu orada çile. Toprağın mı orada? Kaç tane idman verdi? Filin muhtarla verdi. Başka uzara verdi. Çile bayılıyordu. Ve bir kardeşini attı. Ağzı yok ördek kadar. Gözler hızalı. Parmaklar hızalı. Ne kadar hatta videoda bile toprağın söylüyor. Şimdi kızacak belki kızar kızar bilmiyorum. Dedi çildi dedi bir eline bakar dedi. Bakmadı. Anlatabildim mi? Bunlar bambaşka vuruyor. Bak kısak. Bunun tamamen kırılma olduğunu gösterdim size. Bunu 2 ay önce çile attığımda aynı o çili de o alava getirdi. Yani demek ki anlayın bak misal burada. Bunu da aynısını söyleyeyim. Nerede o yavru? Bak bunlar birbirlerine attığın zaman ki kafa şekillerine kırılıyor. Tüm kafa tasları kırılıyor bunları. Evet, bir bu taraftan göster. Bunu da bugün 2 dakika kaldırdım yani. Kaldırmadım değil. Japon'la kaldırdım onu. Görüyor musunuz? Bunlar işte bu el temasını kumurozunun tek eksiği. El kalitesi çok güzel. Ama 2-4 kadar değil. Ne yaptık? Sistemi de kattım. Dikerttim. Daha iyi üstten bağlamalı yaptım. 2 yıl bekledim ama mükafat daha güzel oldu. Aha bak çapalarım geldi. Görüyor musun? Birisi bu. Ben bundan almadım. Gel, gel, gel. Sen durdur video, onları çağırın. Gel, 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 gel. Ben başlıyorum. Bugün Ramazan geldi. Şimdi şöyle anlatayım size. Ya böyle bunu gördü böyle. Tamam bak, bu pazar alalım kaççıl. Hint'e daha iyi bulmuş. O da mı başlayalımız? O da benim Trabzon'a gönderdiğim çilin öz kızı. Abi dedi ya şu dedi baksan hiç tavuk demezsin dedi. Pazarda görsek dedi. Senin dedi tavukların dedi kırma tıklı onlardan dedi yavru almak lazım dedi. Kırma tıklı onlar dedi daha güzel geliyor dedi. Yani Ramazan'ı söyledi. Görüyorsun bak dön başlıyor. Ama Allah veriyor yani. Tek kusuru ne? Biraz ince kemikli. Abi kalın kemikli istiyor. Yani biraz kemikli istiyor. Anlatabildim mi? Bak ben çiğ vurdum insan. Bak ben de kemikli oldum. Gel. Gel baba. Şimdi ayak yapısını göster. Bak. Neden bunu vurdu? Anlatabildim mi size? Ya. Tek istediği bu. İnanır mısınız, inanmaz mısınız? Bilmiyorum. Kumurunuzu da biraz kuş kemikli. Ben vuracaktım ya. Ulan kuş kemik tutacaktı. Kızlarından ayıracaktım. Bak ben bu çapardan aldım. Açık renkten aldım. Tamamen istediğimi alabileyim diye aldım. Bak. Diğeri koyu. Bir açık. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak mesela apa vurdu. Kuş kemiği. Boylu olabilir ama kuş kemik olacak. Yani kırılma olasılığı çok da iyi olabilir. Ama karşıdaki tabi el elden üstün. Bir acı el kuş kemikli olanları hemen sopaya düşebilir. O yüzden size söyledim.
Neyse. Bu da bir bilgi olsun. Videomuzu kapatalım. Hatta bir horoz daha gösterelim kendine ama. Her videoda iki üç horoz gösterelim. Bu bilgiler siz için ileride anlarsınız. Beni gerçekten abi olarak, kardeş olarak, bir arkadaş olarak gören herkes bir gün mükafatını alacaktır. Hakkınızı helal edin. Hatamız, kusurumuz olduysa binlerce kez özür dilerim. Selametle kalın.